sürecini geçirdiği öğrenci yurtları artık öğrenciler için yeni eğitim, öğretim dönemine hazırlanıyor. Hatırlarsınız Mart-Nisan aylarında yurt dışından başarılı tahliye operasyonlarıyla ülkemize getirilen binlerce vatandaşımız, Türk vatandaşı o yurtlarda barınmışlardı 14 günlük süre zarfında. Peki yeni dönemde yurtlarda neler değişecek? Hangi önlemler alınıyor? Hemen Bursa'ya çevireceğiz kameralarımızı ve sözü muhabirimiz Ferhat Özkaner'e bırakıyoruz. Evet Fatih'cim, işte o yurtlardan birindeyiz şu anda, Bursa'daki öğrenci yurdunda. Sizin de söylediğiniz gibi yurt dışından gelen vatandaşlar 14 gün süreyle bu yurtlarda karantina altına alınmıştı. Tabii ki yurtlar boşaltıldı, artık yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor. Ne gibi çalışmalar yapılıyor? Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak'tan alacağız. Evet, yurtlarda çalışmalar şu anda da devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında yurtlar devreye girmiş olacak. Ne gibi çalışma yapılıyor yurtta? Ferhat Bey, şimdi burası Emir Sultan yurdumuz. Burası bir örnek olarak sizlere göstermek istedik. Bu imkanı bizlere verdiğiniz için ailelerimiz çok rahat olsun, gençlerimiz çok rahat olsun. Yeni eğitim öğretim yılında bu COVID-19 salgın münasebetiyle misafir ettiğimiz vatandaşlarımızdan sonra genel temizlik çalışmalarına başladık, hijyen çalışmalarına başladık. Bu mihvalde dezenfekte çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Boya, badana, yastıklarımız, yataklarımız, yorganlarımız, her türlü dezenfekte işlemlerini tamamlıyoruz. Ve öğrencilerimize, yurtlarımızı hazır hale getireceğiz. İnşallah ailelerimiz çok rahat olsun, hiçbir sıkıntımız yok. Eğitim öğretim yılında da bütün maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat ederek yurtlarımızı açacağız inşallah. Tabii ki koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtlar açılacak. Peki açıldıktan sonra ne gibi öğrencileri alımlarda, ne gibi işlemler, ne gibi önlemler alınacak? Biz salgınla mücadelede ne gerekiyorsa onu yapacağız inşallah. Hijyen kurallarına dikkat ederek öğrencilerimizin girişlerinde ateşleri ölçülecek. Maske yardımı, dezenfektan yardımı yapılacak ve öğrencilerimizi her türlü kontrollerini yapmış olacağız. Bu eğitim süreci boyunca devam edecek. Ondan ailelerimiz, gençlerimiz çok rahat olsun. Biz bakanlık olarak, Genç Spor İl Müdürü olarak üzerimize düşen her türlü tedbiri alıyoruz. Gönülleri rahat olsun. Girişlerde kontrolleri yapılacak. Peki sayılar düşürülecektir tabii ki, öğrenci sayıları. Odalarda şu anda bulunduğumuz oda iki yataklı, evet, bir otel konforunda. Odalarda öğrenciler nasıl çalışma imkanı buluyor? Çünkü odalar dediğimiz gibi eskisi gibi kalabalık odalar artık yok zaten. Bu noktada da çalışmalarımız yapılıyor. Bakanlığımızla ve Sağlık Bakanlığımızın bize önerdiği tedbirler çerçevesinde yurtlarımızı hazır hale getireceğiz. O mihvalde öğrencilerimiz gayet rahat olsunlar, ailelerimiz gayet rahat olsunlar. Onların sağlıkları bize emanet. Biz gereken bütün tedbirleri alacağız. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak'tan dinledik. Yurtlardaki tüm önlemler alınıyor. Boya badanalar yapıldı. Temizlik işlemleri yapıldı. Son olarak da biraz önce gördüğünüz gibi dezenfekte işlemi yapılıyor. Yeni eğitim öğretim yılında yurtlar hazır hale getiriliyor diyelim. Bursa'dan sözü tekrar size bırakalım Fatih Çimen.